Sayın seyirciler Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Size Amerika'dan, New York kentinden sesleniyorum. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu tamamlandı. Ee, genel Kurulun yansımasını, sonrasındaki açıklamaları ve bundan sonra neler olabileceğini ve gündemdeki önemli konu başlıklarını değerli bir isimle paylaşacağız. Ee, Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar yanımızda. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey. Aslında sadece geçen hafta değil, sizi izliyoruz her gün bir yerdesiniz. Allah kolaylık versin bitmeyen bir enerji, bitmeyen bir koşturma söz konusu. Ve özellikle yurt dışında Türkiye'de gururla temsil ediyorsunuz. Bu anlamda herkes adına bir kez daha teşekkür etmiş olayım programımızın başında. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tamamlandı. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izleyen, sonrasındaki açıklamalarına bakan tüm ülke liderleri de Konuşmalardan çok etkilendi. Yaptıkları açıklamalarda da, ikili görüşmelerde de bunu gördük. Sizden genel bir değerlendirme almak istiyorum. Öncelikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran ülke hangi ülkeydi? Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 194 tane ülkenin devlet başkanı veya resmi üst düzedeki yetkilisi gelerek katıldı. New York'ta geçen hafta çok yoğun bir programda karşılaştık. Türkiye açıkçası yaptığı konuşma ile Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşma çok büyük ilgiyle izlendi ve aslında Türkiye beğenilen ülkeler arasında olduğunu söyleyebilirim. Verilen mesajlar, Birleşmiş sisteminin artık çalışmadığı, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra artık işlevini yitirmeye başladığı, ki bunu da son zamandaki yaşanılan sıkıntılar ve sorunlar karşısında Birleşmiş sadece pasif, sembol bir, kurum olmasından dolayı Türkiye'nin yaklaşık 2-3 yıldır yüksek sesle söylediği mesajları Sayın Cumhurbaşkanı tüm üye ülkelere söyledi Tabii Suriye'deki acı durum mültecilerin durumu Myanmar'daki sıkıntılar Somali konusu olmak üzere Cumhurbaşkanı birçok dünyadaki sorunu ele aldı Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri başkanından sonra üçüncü olarak konuşması da, ee, güzel oldu. Ee, çünkü kalabalık bir ortamda oldu. Eğer yani ikinci güne kalınsaydı e, katılım azalıyor ikinci günde. O nedenle e, Türkiye'nin e, güzel bir hafta geçirdiğini söyleyebilirim. Özellikle e, sosyal medyaya farklı biçimde yansıdı ama e, koridorda bir karşılaşma oldu. Sizin de aldığınız sıcak bilgiler var. Sonrasındaki paylaşımlarınızda bunları da gördük. Bu karşılaşma bir parça aradaki buzların erimesine vesile oldu mu? Daha sonra çünkü İdlib konusunda ilk gün teşekkür etmesi beklenirken sese çıkmayan Başkan Trump'ın bir gün sonra Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür ediyorum mesajı da yankı buldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile kötü olmak istemiyor. Yani Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemiyor o anlamda son zamanda yaşanılan gerginlikler olsa da biz Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü de olsa selamlaşması, konuşması aslında biraz o gerginliği yumuşattığını biz gördük. İnandık ki dediğiniz gibi de ertesi gün Türkiye'ye İdlib konusundan dolayı teşekkür etmesi de bu yumuşamanın bir göstergesi olarak ben yorumluyorum. Tahminimce Amerika ile Türkiye arasında yine tekrar resmi yetkililerin tekrar yakın zamanda konuşup sorunların çözümü için bir araya gelecekleri duyumu bize geldi. Bu da tabii ikili ilişkiler için iyi bir sinyal. Peki efendim çok sık yan yana gelinmediği zaman tabii aradaki mesafenin uzaklaşmasından dolayı çok farklı yorumlar ve sert tavırlar medyaya yansıyan farklı açıklamalarda söz konusu olabiliyor. Ama diplomasi dili çok farklı bir şey olsa gerek. Çünkü yıllardır siz siyasilerle, bürokratlarla yan yanasınız, yurt dışındasınız. Bu süreç Bundan sonraki süreçte gerçekten denildiği gibi bir yumuşama sinyalini aldınız ama düzelecek mi? Çünkü ekonomik anlamda başlayan bir savaş da söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli açıklamaları vardı. Keyfi tutumlarla, adımlarla ekonomik yaptırımları uygulamak sadece bugün birkaç ülkeye zarar verir ama sonuçta bundan dünya da zarar görür. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi genel olarak baktığımızda Başkan Trump'ın yaptığı dış politika ve ticaret konusunda yaptığı açıklamalar ve demeçler sadece Türkiye değil Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmiş durumda. Bu da aslında Amerika'yı daha da yalnızlaştırmaya itecek bir yola giriyor. O anlamda birçok NATO ülkesi, Avrupa üyesi ülkesi de Türkiye ile aynı safta bu konuda. Bilhassa ticaret anlaşmaları olsun, İdlib konusunda hakikaten Türkiye çok öncü bir liderlik rolünü üstlendi açıkçası açık bir diyalog iletişim bence sorunların çözümü için çok önemli. Yani böyle duygusal atılan tweet'lerle Türkiye'ye saldırılması hiçbir işe yaramadı. Bunu da zaten vize krizinde gördük. Yani Türk Amerika daha sonra geri adım attı. Çünkü gelen Amerikalı vatandaşları da cezalandırmış oluyorsunuz. O anlamda genelle baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yakın ilişkilerine devam edip bilhassa bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alırsak bir yumuşama bekliyoruz açıkçası. Özellikle yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dönecek olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki sene yaptığı açıklama veya bir önceki sene yaptığı açıklama ve bu sene yaptığı açıklama veya verdiği mesajlar nasıl bir değişim görüyorsunuz? Çünkü sadece Türkiye ile ilgili değil dünyaya seslenen bir lider olarak birçok iş tarafından değerlendiriliyor. Dünyadaki zengin fakir dengesinden tutun aç gezenler ve obezlere kadar bütün istatistik verileri aktardı konuşmasında aslında. Dışarıdaki yansıması nasıl? Çünkü Amerika'da bir taksiye bindiğimizde eğer Müslümansa veya bir markete gittiğimizde o lider Erdoğan diyen yüzlerce kişiyle karşılaşıyoruz. Çünkü siz yıllardır yurt dışında yaşıyorsunuz. Bu yansıma nasıl? Siz neler nelere tanıklık ediyorsunuz? Evet. Yani sahada gördüğümüz Türkiye konusunda çok olumlu, güzel tepkiler alıyoruz. Yani Türkiye'ye turist olarak gidenden tutun da Türkiye'nin dış politikadaki bilhassa son dönemdeki dik duruşu sadece Müslümanları değil genel olarak herkese sahip çıkması. Biz Suriyeli mülteciler diyoruz ama bunun içinde Hristiyanlar olmak üzere farklı etnik ve din gruplarında olan kesimler dahil herkesi kucaklayan bir ülke olan Türkiye'ye, büyük bir övgü ve saygı olduğunu biz Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Bunu da ben de zaman zaman dediğiniz gibi taksicilerde bindiğimiz zaman hiç Türkiye'denim dediğim zaman başlıyorlar Türkiye'yi e, övmeye ve takdir etmeye o anlamda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, kürsüde yaptığı açıklamalar sadece bir bölge değil, bütün dünyayı ele alan e, şekilde değerlendirmesi takdir topladı ki aslında burada Birleşmiş Milletleri de bir sistem vardı. Birleşmiş Milletler'in sistemine baktığımız zaman işte açlık konusu olsun, mülteci konusu olsun, ekonomik anlamda gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeleri olan destek birimleri olan kurumların işlemediğinin de mesajını vererek artık bir değişiklik mesajı, dünya beşten büyüktür mesajını üstüne basa basa vurguladı. O, o anlamda genel olarak e, iyi bir e, pozitif bir tepki aldık biz. Evet. Bunun dışında ikili görüşmeler de e, gerçekleşti. E, Birçok e, heyet görüşmesinin e, olduğu saatlerde belki siz de o toplantılara katıldınız. E, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları vardı. E, i̇kili görüşmelerin e, çok sık olması neredeyse onlarca ülke lideriyle görüştüğüne tanıklık etmemizde bir anlamda Türkiye'ye verilen önemin ve güvenin de göstergesi olsa gerek. Ee, özellikle bir Belçika Başbakanı'nın bir e, kaleme aldığı makalesinde artık e, Türkiye ile ilişkileri düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için gereken yapılmalı e, yazısı bile çok dikkat çekip paylaşılan bir husustu. Bu ikili görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İkili görüşmeler New York'ta artık gelenekselleşti. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı geldiği zaman e, muhakkak günde 10 12 tane devlet lideriyle e, görüşüyor. Tabii şunun şöyle bir güzel avantajı var. Sonuçta diğer ülke devlet liderleri Türkiye'ye geldiklerinde veya Cumhurbaşkanı ekibiyle diğer ülkelere gittiğinde belirli konularda konuşulup anlaşmalar imzalanıyor. New York'ta bunun takibi de aslında oluyor. Bu da çok iyi. Yani yapılan e, Türkiye'de veya başka ülkelerde yapılan toplantıların bir devamı aslında New York Birleşmiş Milletler'de genel kuruluna görüşmelerin çok verimli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Açıkçası dolu dolu güzel bir genel kurul haftası yaşadık geçen evet. hafta. Özellikle yine ekonomik anlamda yapılan açıklamalar damgasını vurdu sonraki ikili görüşmelerde ve yapılan açıklamalarda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın iş adamlarıyla yan yana geldiği toplantılarda da ekonomik paylaşım ön plandaydı. Altını çizmemiz gereken bir husus var. O dönemde yani yıllar önce İkiz Kulüleri'nin yıkıldığı dönemde Bakan Bey Amerika'da yaşadığını ve sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve vatandaşın durumunu çok iyi bildiğini benzer sıkıntıların yaşandığı bir sürecin ardından da Türkiye'nin ekonomik anlamda bir parça sıkıntı yaşayabileceğini ama göstergelerin e, iç karartıcı olmadığına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Size bu toplantıları yakından takip ettiniz. Bunun e, daha sonraya yansıması ne olacak? Çünkü e, Birleşmiş Milletler toplantılarından sonra genel kuruldan sonra ve görüşmelerden sonra Moody's 9 bankanın e, kredi notunu düşürdü. Bir anlamda bir ekonomik savaş mı yaşanıyor? Evet, açıkçası Türkiye e, güçlü bir ülke olmasına rağmen maalesef dış etkenlerin e, negatif e, çabaları devam ediyor. Bunu zaten kurda da biz maalesef gördük ama şunu yurt dışı görmüyor, e, Türkiye'yi birlik beraberliğe daha çok itiyor. Yani e, her kesimden hangi fikirde olursanız olun bir e, birlikteliğin güçlendiğini açıkçası görüyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın e, Ticaret Bakanı'yla, Sayın Pekcan'la bizim ev sahipliğimizde, Türk Minas Vakfı'nın ev sahipliğinde Amerikan Ticaret Odası ortak bir yuvarlak masa toplantısı geçen hafta biz gerçekleştirdik ve burada birçok Amerikalı şirketin CEO'su, başkanı katılarak yuvarlak masada sorunları konuştu. Soru cevap şeklinde bir toplantı oldu. Burada Sayın Bakan Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve yatırımlara açık ve desteklemeye hazır olduklarını söyledi. IMF'den zaten borç alınmayacağını tekrarladı zira birçok kesim Türkiye'ye işte borçlanacak ve dışa bağımlı tekrar olacak tarzında spekülasyonları hep görüyorduk ama gördüğümüz Türkiye'den gelen resmi temsilciler biz Türkiye olarak ekonomik reformlar üzerinde çalışıyoruz Türkiye güçlü bir ülke ve bu anlamda da korkmayın Amerika'dan gelecek firmalara Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edin mesajını çok e, güzel şekilde, güç şekilde verdi Sayın Bakan. Evet, bunun dışında e, konu başlıkları aslında tek tek ele alındığında belki saatlerce konuşmamız gerekecek ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği önemli konulardan biri de e, yurt dışındaki ülkelerin, veya destek olması gereken kuruluşların Türkiye yeterince destek olmadığına ilişkindi. Çünkü 3,5 milyon Suriyeli ve 500 bin de dışarıdan gelen farklı misafirimizle birlikte 4 milyonu yakın ülkemizde yaşayan misafir olarak altını çiziyorum belki sığınmacı veya göçmen diyebilir ama sığınmacıların bulunduğu bir durumda harcadığımız rakam çok yüksek çok ciddi rakamlar harcandı ama bunun karşılığında bazı kuruluşlardan 600 milyon dolar Avrupa Birliği'nden de 1.7 milyar euro gibi bir e, paranın geldiği söz konusu ki açıklamalara bakarak bunu söylüyorum. E, acaba bir cezalandırma mı söz konusu verilen sözler bu anlamda neden yerine getirilmiyor? Açıkçası tabii e, Türkiye'ye destek verilmemesi şöyle bir tahmini de e, ortaya koyuyor. Yani biz desteklemezsek maddi külfetin artına Türkiye'ye kadar girerse, Belki biz istediğimiz gibi ileride kullanabiliriz tarzında bir yaklaşım var. Açıkçası birçok batılı ülkede sözünü tutmadığını net olarak söylüyor. Dün daha görüştüğümüz bir Avrupalı, evet sözümüz var ama bürokrasi var, bu 3-4 yıl sürebilir, bu maddi destek tarzında bana bir konuşması oldu. e Türkiye'den daha fazla daha fazla istenmesi de yanlış, İdlib Türkiye'nin liderliğine çözülmeseydi, biz yaklaşık yine çok ciddi bir mülteci sayısının Türkiye'ye gelmesini görecektik. O anlamda Avrupalı mülteciyi almıyor, almadığı gibi de desteklemiyor. Çok adaletsiz, yanlış insan haklarından, insana verilen değerden bahseden Avrupa'nın bu tarzda gözlerini kapatıp yokuşa sürmesi tamamen adil olmayan bir yaklaşım açıkçası. Evet, yine bizim birçok ülkeyle ikili ilişkilerimiz günden güne. Artan sıcaklıkla devam ediyor. E, bu süreçte de uyguladığı ambargolardan dolayı Amerika'nın tepkisini çeken bir Türkiye, mesela İran'la ilişkilerimizde yine Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, e, biz alışverişimize devam edeceğiz dedi. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. E, i̇lerleyen süreçte e, bu yaklaşımın getirisi veya götürüsü ne olacaktır sizce? Burada açıkçası şunu daha iyi net belirtmek gerekiyor, zira Türkiye İran ve Rusya ile yakın ilişkileri var, ticari anlamda da var. Niye var? Çünkü komşu ülke. Yani sonuçta e, kültür olsun, ticaret olsun, farklı alanlarda e, tarihe baktığımızda çok ciddi bir alışveriş ve e, iletişim olmuş. O anlamda e, gözlerinizi diğer yabancı ülkelere veya komşulara kapatamazsınız. Bunu Türkiye'nin e, daha iyi anlatması e, gerekiyor. Bunun dışında tabii, İran konusunu konuşurken Avrupa'dan da birçok ülkenin İran'da yatırımı olduğu, İranla ticareti olduğunu unutmamak lazım. Yani bunu sadece Amerika Türkiye'nin bir İran gerginliğinden ziyade bunu daha geniş perspektifte diğer ülkelerin de İranla olan ilişkilerini de aslında sorgulamak lazım. Eğer Türkiye sorgulanıyorsa bunu dediğim gibi geniş alanda tartışmak lazım. Evet. Aslında biz burada dediğim gibi her bir konu belki saatlerce konuşulacak konular ama önemli konu başlarının altını mesajlarla çizerek ilerlemek istiyorum ki önemli konulardan biri de FETÖ konusu. Genel kurulda aslında o kadar net tüm dünya liderlerinin gözünün içine bakarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan mesajını verdi ve açıklamalarda bulundu ki burada bir terörist başı var ve buna sahip çıkan Amerika ve resmen devlet geliriyle desteklendiğine ilişkinde bir açıklaması oldu. 27 eyalette 763 milyon dolarlık Charter School üzerinden gelen bir devlet geliri var. 400 dönümlük arazide beslediğiniz biri var. Bu açıklamadan sonra acaba dünya liderlerinin bakışında bir değişiklik olacak mı sizce ve Amerika'nın tutumunda ki değişeceğini hiç sanmıyoruz tabii ki. Şu şartlarda Amerika bu konuda bir şey yapacağını tahmin etmiyoruz. Hala sunulan kanıtlar hain darbe girişimiyle ilgili yapılan e, konulardaki kanıtlar e, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nda hala duruyor. E, i̇ki yılın üzerinde de bir gelişme yok. O anlamda çok e, bir adım atılacağını tahmin etmiyoruz. Ama Birleşik Milletler Genelinde Kurulu'nda bu kadar FETÖ üzerinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstüne basa basa vurgulaması çok dikkate değer. Zira FETÖ'nün eğitim kanallarını kullanarak dünyada yaptığı yatırımlar ve oradaki farklı ülkelerdeki devlet sistemlerine e, girmesi konusunda bir uyarı e, idi. E, çok e, değerli açıklamalar oldu ki Amerika Birleşik Devletleri ne de sizin paranızla, sizin verdiğiniz paralarla e, burada yolsuzluk, usulsüzlüklerle e, güçlenmeye devam ediyorlar mesajı verdi. Ki zaten bazı eyaletlerde de aslında soruşturma e, geçiriyor bazı okullar. O, ne, o nedenle e, FETÖ konusuna ilk defa bu kadar yüksek sesle Birleşmiş Genel Kurulu kürsüsünde de vurguladı. Sıcak gelişmeler de oldu aslında konuklar arasında. Baktığımızda Malcolm X'in kızı hem hanımefendi Emine Erdoğan'la ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza da yan yana geldi. Ve kurda enteresan bir cümle vardı. Babamın mirasını bir şekilde yaşatan birisiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Boksör'ün de cenazesine katılmıştı. Yani Afrika kökenli Müslümanlar veya tüm Müslüman üye ülkelerde belirli yerlere gelmiş veya halktan dediğimiz her kesimi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı var Türkiye'de. O anlamda Malcolm X'e de ve ailesine de hep değer verdi. O değerle beraber de... Genel Kurulda geçen hafta kızıyla buluştu ve güzel bir sohbet oldu. Tabii bu kız, kızının bu şekilde övgü dolu mesaj vermesi de güzeldi Türkiye evet. açısından. Peki efendim, siz vakıf olarak neler yapıyorsunuz? Bu aslında soracağım son soru olsun. Türk Amerikan ilişkilerinin geleceğine ilişkin umutlu musunuz çünkü yıllardır buradasınız dediğim gibi hem kongrede görüştüğünüz insanlar var hem milletvekilleri ve senatörler olsun bunun dışında sivil toplum kuruluşları yani Amerika'da çok geniş bir kesimle iletişim halindesiniz öngörünüz nedir efendim biz 2015 yılında kurulan düşünce kuruluşu olarak Türk Miras Vakfı olarak yaklaşık 3-4 yıldır organizasyonlar, programlar hem kongrede, senatoda olmak üzere çok yoğun şekilde Türkiye'nin tanıtımı, türk amerikan ilişkilerinin gelişmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Profesyonel bir ekibimizle yapıyoruz. %90'ı Amerikalı olan bir ekiple. O anlamda kısa zamanda kurulmuş olmamıza rağmen güzel bir yol kat ettiğimize inanıyoruz. Burada önemli olan türk amerikan ilişkilerinin istenilen düzeye tekrar gelmesi, iki ülkenin birbirini anlayıp bir NATO e, müttefiki olarak e, karşılıklı saygı çerçevesinde e, örnek olması e, dileğimiz o anlamda e, burada Türkiye'nin e, haklı davalarının anlatılması e, değerli konukların Türkiye'den getirilerek Washington DC'de e, bu e, fikirlerin düşüncelerin paylaşılması aynı şekilde Türk dostu birçok Amerikalı da var. Yani biz Amerika derken yapılan tabii ki hatalar var ama Türkiye'yi çok seven, Türkiye'de görev yapmış Amerikalı askerler eski büyükelçiler olmak üzere çok değerli bir kitle de var aslında. Bu kitlenin öne çıkarılması, Türkiye'nin öneminin anlatılması da çok önemli. Ben açıkçası ne kadar gerginlikler olsa da, ki bunu biz Türkiye-Rusya arasındaki uçak düşürmeden de biliyoruz, şu andaki gelinen konumu biliyorsunuz, ne kadar gerginlik olsa da ben inanıyorum ki bir yumuşama dönemi ve iki NATO ülkesinin birbirini anlayarak e, ortak konularda çalışacağına inanıyorum ki ticari alanda da bazı e, umutlar görüyorum Amerikalı firmalardan. Evet, e, biz e, ilerleyen süreçte gelişmeleri sizden öğrenmek adına tekrar konumuz olmanızı arzu ederek e, katılımınız için size çok teşekkür ediyoruz. E, biliyoruz ki buradan da başka programlara gideceksiniz e, ve Türkiye'yi, yurt dışında gururla temsil etmeye ve doğruları anlatmaya devam edeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Bakış açısı programında Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar New York'ta konuğumuz oldu. Amerikan gündeminde öne çıkan konu başlıklarını ve geride kalan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve sonrasındaki açıklamaları değerlendirdik bir başka programda. Yine özel birisinde birlikte oluncaya dek hoşçakalınız efendim.